Bime geldik alışveriş için. Şundan bir tane alayım. Ozan'ın çikolatası az kalmıştı sanki, değil mi? Ondan bir tane alalım. Ondan mı alacaksın? Kavanoz mu? Daha bereketli ya. Bu daha iyi ya. İyi, tamam. Ondan aldık. Hadi bakalım ilerleyelim. Benim buradan ne alacaktım ya? Şey alacaksın mı? Dondurma var diyordun evde küle. Dondurma sezonu açıldı. Aa, Maraş dondurmaları. Ama erir eve gidene kadar. Yok, bugün olmaz. Hmm. Başka bir zaman alırım ben de. Krem şanti vardı benim. Benim bir şey eksik ama. Onlar var. Onlardan da var. İrmik var. Hatırlarım herhalde görünce. Yok onlar. Burasını es geçiyoruz komple. Maya yeni açtım. Ondan sonracığıma. Onlar yok. Burada bir şey yok alacağımız. Ceviz ne kadarmış iç olarak? 150 grama 59 lira. Bir de kabuklusuna bakalım bunun. Şey yapacağım ya, baklava. Kabuklusu daha iyiyse. Geçen aldığım çok güzel çıktı. Bak burada meyve karışımı var. Mesela aşure için çok güzel oluyor bunlar. Hadi ilerle. Pirinç alacağız galiba. Azdı çünkü. Buradan ne alacaktım ben? Kuru fasulye mi var mı? Kuru fasulye daha yeni açtım. Bulgurlarım var. Şehriyeyi de yeni açtım. Makarna var. Ondan sonra... Pirinç bunlar işte. He. Neydi bu? Osmancık mı? Osmancık diye geçiyor. Bizim aldığımız baldo. Bizim aldığımız bu. Tamam, onu alalım. Çünkü az kalmıştı o. Ondan sonra bakalım. Şu an yağların kilosu 5 litresi ne kadar? 194 Sole marka. Süt galiba bir tane vardı. Sen al onlardan. Şeker, toz şeker mi yoktu ya? Ha, tuz alacağız. Tuzumuz yok, evet. Şöyle koydum. İki tane koyayım da. O patlamış. Ondan sonra toz şekerden emin değilim. Bir kilo vardı, onu açtım. Şunu alalım da, çünkü sütlü şekerle de içiyoruz. Aynen. Ne kadar? 2 kilosu 58.50. Un da 2 kiloluk alalım da şimdilik. Sonunu ben açtım çünkü. Ah. Annem bir şey lazım oluyor. Ay, ne güzel şeyler gelmiş buraya. Bak, şeker kavanozları falan. Sen bak, ben geliyorum. Şunlar şey değil mi? Dondurma kasesi. Güzelmiş aslında. Ay, bardakların güzelliğine bak. Üçlü. Çok güzelmiş. Olmasaydı bardaklarımı alırdım. Bak, şunlar böyle kahvaltılık şeyler. İşte pikniğe mikniğe gittiğinizde güzel olur. Mangallar. Ondan sonra cima, yumurta, yoğurt. Burası peynir reyonu. Şöyle labneler, işte sütler, her şey var. Buradan başka bir şey yok. Vallahi benim bildiğim kadarıyla yok. Çünkü peynirimizi aldık. Yumurta da. Şöyle. Ne eksikti bizim? Bu cevizden kalmamış mı? Aha, kalmamış vallahi. Güzel.
paket hadi. Şimdi yapmayacağım ama kalsın. Tamam o zaman. Hafta içi bakarım ben. Şurada bir şey vardı ya, unuttum ben. Ha, çöp poşeti. Küçük mü büyük mü? Bizim şeye orta boy oluyor değil mi? Ha, çöp kovasına. Bunlar oluyor. Tamam, ondan alalım. Buzdolabı poşeti var mıydı? Var. Diğerleri de var. Buzdolabı poşeti mi? Ya o bir tane de ondan alalım, dur. O ıslak temizlik havlusu neredeydi? Buradadır, şurada. Bim'inki. Şurada, en sağda. Heh. Evet. Bu güzel. Bunu ben beğendim. Ah. Bu da az kalmıştı. Ha, biz şey alacağız. Şu sıvı sabunun büyüğünden alalım. Bitiyor çünkü çabucak. Amonyaklı, şu limon kokulu, bunları da aldım. Pantene 94 lira. Tamam, benim aklıma gelen bunlar. Geldim ben mutfağa yine. Hıçkırık tuttu. Bir su içip geliyorum. Evet, geldim. Şimdi biz öncesinde burada Hatay yöresel ürünlerinin satıldığı 3-4 tane yer var. Oraya gittik. Neler aldık tabii ki de. Size de hemen göstereyim arkadaşlar. Aslında çok bir şey almadık. Şöyle taşıyı nereye koyayım. Şöyle 1 kilo biber salçası aldım. Bunlar ev yapımı olarak Hatay'dan. Hatay'ın daha doğrusu köylerindeki kadınların yaptığı salçalardan getirtiyorlar. Şöyle 1 kilo biber salçası aldım. Tatlı biber salçası bitmişti, hatırlıyorsanız söylemiştim size de. Bu şekilde örgü peyniri aldım arkadaşlar. Ha, bu salçanın kilosu şu anda 150 lira. Bu şekilde örgü peynirler aldım. Bu peyniri bayramdan önce eşim almıştı. Çok sevmiştik. Çok hoşumuza gitmişti. Ne kadarmış kilosu bunun? Kilosu normalde 150 lira. 454 gram gelmiş. 88 lira 16 kuruş vermişiz buna. Hatay lezzetlerini bilenler yine bileceklerdir. Tabii ki Hatay'ın meşhur bir reçeli var aslında. Tatlı kabak reçeli. Böyle bal kabağı olur, tamam mı? Böyle iri sarı bir kabak. Ondan bu şekilde reçeller yapılır arkadaşlar. Şimdi bunları böyle yapmışlar ve bu vakumlu poşetlere koymuşlar. Bunu artık insanlar tatlı niyetine yiyor veya kahve sunumlarında böyle küçük küçük kesiyorlar. Kahvelerinin yanında sunuyorlar. Bu da yaklaşık kaç gramdı ya? Heh, burada üstünde yazıyor, pardon. 500 gram 88 lira. Bunun da fiyatı normalde 175 liraymış. Yani bir kilosu 175 lira. Ne aldık oradan başka? Ay, süt aldım. Biliyorsunuz ben yoğurdumu kendim yapıyorum. Şöyle yoğurt için sadece, bu sefer içmek ya da sütlaç için almadık. Keşke biraz daha fazla alıp öyle yapsaydık. Şöyle 3 kilo süt aldım. Bunu devirmemem lazım. Şöyle bir kabın içine koyayım. Geçenlerde yoğurt mayalım, daha biliyorsunuz yeni. Ama maalesef benim yoğurdum, daha doğrusu maya ekşiymiş. Yoğurdum onun için ekşidi arkadaşlar. Çoğunu kullandım. İçinde şöyle 1 kilo kadar bir yoğurt kalmıştı. Onu da ne yaptım? Gördüğünüz gibi çökerek kestirdim. Bakın. Çok güzel oldu. Şöyle yakından göstereyim. Kesinlikle arkadaşlar. İşte
Yoğurdunuz biraz ekşidiğinde, hazır almış da olsanız yani sıkıntı değil. Ayran yapıyorsunuz mesela, içilmiyor, kalıyor falan. Bunları muhakkak böyle benim gibi yoğurt, şey, çökelek ya da işte lor, ne diyorsanız öyle kestirebilirsiniz. Ne yapıyorum? Tencereye koyuyorum. Azıcık tuz atıyorum. 2 tane kadar da limon tuzu atıyorum. Kesiliyor zaten. Ondan sonra böyle süzgeçte bekletiyorum. Alın size mis gibi çökelek. Ya onun için tekrardan süt aldım. Hani zaten bitmişti de neyse. Şimdi şöyle margarin aldım. Biliyorsunuz ben margarinleri sadece pilav ve yumurtada kullanıyorum. Diğerlerine ya zeytinyağı ya da sıvı yağ kullanıyorum. Onun için böyle aldım. Ondan sonra margarinleri şuraya çıkartayım. Şöyle kahve yanına kuş lokumu deniyor galiba, değil mi bunlarda? Şöyle bakın, renkli renkli. Hani kahve falan içtiğimizde arkadaşım geldiğinde yanına çıkartayım diye. Ondan sonra zaten çekimde yaptım, görmüşsünüzdür. Buzdolabı poşetimiz azalmıştı, ondan aldık. Ha, burada fişimiz buzda duruyormuş. Şuraya koyayım, sonra en son bakarız ne kadar tuttuğunu. Ondan sonra cırma. Şu sihirli sünger, ben aslında pazar pazarından aldım. Çok uygundu ama şimdi oraya gidemediğim için süngerim biraz eskidi, bundan aldım. Bu süngerler çok daha güzel arkadaşlar. Diğerlerinden kullanmayın. Çöp poşeti. Ondan sonra cırma. Şu Bim'in kendi markası olan yumuşatıcı, bulut marka biliyorsunuz. Bu benim çok hoşuma gitti. Çok güzel geldi kokusu. Şimdi bundan aldım, bakalım deneyeceğim. Kıyafetlerde kalıcılığı yüksekse ondan devam ederim. Şöyle limonlu bir cif aldım. Yer kalsın. Süt aldık 2 tane. Şöyle sütlaç falan yapmaya bunlardan ya da muhallebi kek şeye koymaya. Margarinin biri burada kalmış. Öyle. Başka ne aldık? Ha şurada. Dur. Şöyle şunları. Diğer poşette. Evden poşetlerimi de götürüyorum bu arada. Bim'in bu ıslak ıslak temizlik mendili. Çok güzel. Ben yerleri de siliyorum. Toz falan alıyorum. Bununla toz alıyorum. TV ünitesinin tozunu. İnanır mısınız? İki gün falan bir daha toz olmuyor orası. Çok güzel toz alıyor. Yani ben toz alma ve yer silme için kullanıyorum. Başka bir şey için kullanmıyorum. Bunu da şuraya koyayım. Ondan sonracığıma. Şimdi çocuklar için Ozan Efe kahvaltıda bunu seviyor. Bir de krep yapıyoruz biz. Çok güzel oluyor. Krepin arasına sürüyoruz. Bundan bir tane aldık. Ondan sonracığıma tuz aldım. Şöyle 2 paket. Her zaman lazım zaten biliyorsunuz. Şeker, toz şeker. Fiyatlarını da gösterdim zaten size. Hop, devrildi. Pirinç. Ben bunu kullanıyorum arkadaşlar. Belki de Bim açıldı açıldı. Biz Gölcük'teydik o zaman. Ondan beri bu markayı ve bu pirinç kullanıyorum. Başka da pirinç kullanmıyorum. Un da aynı şekilde. Başka hiçbir marka kullanmıyorum. Sadece bu un. Şunu göstermeyi unuttum. Bugün akşam yemeğine neydi? Kremalı tavuk yapacağız. Şöyle bir pakette krema aldım. Tavukçudan aldım işte. Tavuk göğsü. Ondan sonracığıma. Bir de neydi bu? Yine iki parça da başka bir tavuk. Unuttum şimdi. Başka. Ya üç yere uğradık. Ben yine size göstermiştim. Hani yumurta. Bir paket almıştım ben. Şimdi 30 liraya düştüğünü görünce dedi alalım evde dursun. Yani yumurtaya bir şey olduğu yok yani. Alıyoruz koyuyoruz böyle. Habire ihtiyacımız olduğunda tekrardan oraya gitmek zorunda kalmıyoruz. 2 pakette yumurta aldık. Şimdi ben size göstereceğim. Ha, market alışverişimiz. Ne kadar tutmuş? 704 lira. Şimdi göreceksiniz burayı. 704 liralık ne var? Allah'ınızı severseniz bir göstereyim size.
şeyden aldıklarımızda, sütçüden yani Hatay peynircilikten aldıklarımızda 400 kaçtı? 400 küsürdü. 420 mi 430 mu öyle bir şey. Yumurtacıdan aldıklarımızda, pardon, tavukçudan 60 oradan 200 civarı da o tuttu. Yani bir alışverişe çıktık. 700, 400 daha 1100, 1300 lira. Sadece şurada gördükleriniz kaç gün idare edecek ki? Hadi bakalım, gelin bakın ne almışım. Evet, görüyorsunuz 2 kiloluk un, 2 kiloluk şeker, işte pirinç, tuz, temizlik mendili, margarin, süt, şu gördüğünüz kısım sadece 704 lira. Şunlar, şöyle göstereyim. Getiremedim bir türlü. Heh. Şurası da süt, salça ve peynir 400 lira. 420 lira pardon. 2 tane yumurta, bir parça göğüs, 2 parça da farklı bir incik miydi neydi bu? Öyle bir şey. Burası da 200 küsür lira. Yani şu gördüğünüz alışveriş 1300 lira. Allah sonumuzu hayır etsin diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Takipte kalın. Videomu beğenip yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Hatta videolarımı paylaş butonu var arkadaşlar aşağıda kanalın altında. Oradan WhatsApp yoluyla, Facebook yoluyla, Instagram yoluyla sevdiklerinize yollayabiliyorsunuz. Lütfen sizlerden ricam, bu videoların başkalarıyla paylaşarak kanalımın büyümesine yardımcı olursanız çok çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bugün kremalı mantarlı tavuk sotemiz var arkadaşlar. Eşim yaptı. Ellerine kollarına sağlık. Bir de bu ney makarnaydı? Penne makarna. Ondan da yaptık. Şöyle ortaya bir tane. Çok güzel de bir salata yapmış tabii ki. Bu akşam da böyle yiyeceğiz. Ha, şunu unuttum. Evet, fırın sütlaç. Fırın sütlaç da var. Vallahi bugün ben yemeklere elimi gene sürmedim. Sağ olsun eşim yaptı. Hadi bakalım, bize afiyet olsun. Bizi izlemeye devam edin. Görüşmek üzere.